Bu videoda size 200L yangın kontrol panelinin lineer kablo ve yangın topu, Super Fireball yangın topuyla bağlantısını anlatacağız. Lineer kabloyla panelimiz ısı algılaması yapacak ve ısıyı algıladığı zaman da yangın topunu patlatacak şekilde nasıl bağlanacağını göstereceğiz. 200L yangın paneli bu. Daha önceki videodaki 200A paneliyle aynı kılıfta. Fakat bağlantı uçları farklı. Bu panel direkt 220 voltla çalışacak şekilde yapıldı. Yani bunun için adaptör vesaireye gerek yok. Direkt şehir şebekesiyle çalışabiliyor. Lineer kablolarla, termostatlarla algılama yapıp çıkışından yangın söndürme ünitesini devreye sokacak şekilde yapıldı. Bu aerosol da olur, yangın topu da olur. Bunları tetikleyecek şekilde tasarlandı. Panelin 8 tane bağlantı ucu var. Bunlardan 1 ile 2 numaralı uç direkt 220 volt şehir şebekesinden besleme ucu. Yani direkt şehir cereyanıyla çalışabiliyor. 5 ile 6 numara yangın söndürücü üniteye bağlı olan uçlar. Burada yangın topuna bağlayacağımız uçlar. 7 ile 8 numarada algılama uçları. Yani lineer kablo ya da minyatür termostat bağlayacağımız olan uçlar. 3 ile 4 numara gene bir yardımcı kontak. Panel alarm durumuna geçtiği zaman normalde açık olan bir kontak kapanıyor. Ve böylelikle işte bir siren çalıştırmak ya da başka harici bir sistemi devreye sokmak için bir kontak çıkışı olarak kullanılıyor. Bu uygulamada kullanılmayacak ama başka uygulamalarda kullanılabilir. Mesela bir siren ya da ışık çalıştırmak ya da ne bileyim işte gazlı sistemlerde gazı kesmek için gerekli komut vermek vesaire gibi uygulamalarda kullanılsın diye yardımcı kontak 3 ve 4 numara. Şimdi aşama aşama panelin bağlantılarını yapmaya başlayacağız. İlk önce panelin arasını bağlayacağız. Direkt 220 voltla çalışıyor. 1 ve 2 numaraya 220 volt için bağlantı yapacağız. Ondan sonra lineer kabloyu, ondan sonra da söndürücü çıkışını bağlamayı göstereceğiz. Şimdi öncelikle enerji bağlantısını yapalım. Panel enerji kesintilerinden etkilenmeyecek şekilde içinde dahili şarjlı bir pil bulunduruyor. Yani elektrik kesilse bile çalışmasını sürdürüyor. Bir de şimdi onu göstereceğiz size, uygulamasını. Şimdi bağlantısını yapmaya başlayalım. Panel enerji girişini yaptık. Bir ucu fişli bir kablo bağladık 220 volt'u verebilmek için. Şimdi 220 volt'u uyguladığımız zaman panel çalışmaya başlayacak. Panel açıldı. Tabii her zaman olduğu gibi söndürme çıkışı ve algılama girişi bağlı olmadığı için bağlantı hatası veriyor. Bu bağlantı hatasının sesli uyarısını buradan susturabiliyoruz. Panel içerisinde dahili bir şarjlı pil bulunduruyor. Bu şarjlı pil sayesinde elektrik kesilmelerinden de etkilenmiyor. Elektrik kesilse bile şimdi mesela fişini çekiyoruz. Elektrik kesilmiş olsa bile çalışmasını sürdürebiliyor. Böylelikle hiçbir şekilde enerji kesintilerini etkilemeyip kesintisiz bir algılama sağlayabiliyor. Panel enerjisiz bile çalışıyor durumda olduğu için yani diyeceğiz, sorabilirsiniz ki bu panel nasıl kapanıyor? Bu panel kapatmak için parmağımızla şu çok fonksiyonlu butona basılı tuttuğumuz zaman kapatabiliyoruz. Şu an kapandı. Yani şu an panel devre dışı kaldı. İki şekilde açılma yöntemi var. Ya tekrar enerji verince, enerji tekrar gelince açılıyor ya da bunu tekrar parmağımızla basılı tutarak da devreye tekrar çalışmasını sağlayabiliyoruz. Şu an tekrar açıldı. Ve tekrar bağlantı hatası veriyor çünkü uçlar bağlı. Şimdi yavaş yavaş önce lineer kabloyu sonra söndürücü çıkışını bağlayıp sistemi devreye almayı göstereceğiz. Bu uygulamada algılama için lineer kablo kullanacağız. Lineer kablomuz bu. Uçlarını açtık, hazırladık. Lineer kablomuzu panelimizin 7 ve 8 numaralı algılama uçlarına bağlayacağız. 7 ve 8 numaralı algılama uçlarına lineer kablonun bir ucu bağlanacak. Diğer ucu da hattın sürekliliğini kontrol etmek için bir klemensle ve hat sonu elemanı bağlayacağız. Bu da 1 kilo ohmluk bir direnç olacak. Bu direnci de lineer kablonun diğer uçlarına bağlayıp böylelikle hat sürekliliğini kontrol etmesini sağlayacağız paneli. Şimdi o bağlantıyı yapalım. Panelimize lineer kablo bağlantısını yaptık. Lineer kablonun girişlerini
panelin 7 ve 8 numaralı uçlarına bağladık ve panelimizin hat sürekliliği yapabilmesi için inner kablonun sonuna da bir klemensle hat sonu direncini bağladık. 1 kilo ohmluk hat sonu direncini bağladık ve böylelikle algılama bağlantısını tamamlamış olduk. Şimdi yangın topunun igniter bağlantısını panelimizin söndürme çıkışına bağlayacağız. Panelimizin söndürme çıkışı panelin 5 ve 6 numaralı uçları. Yine yangın topunun igniter'ın polaritesi fark etmediği için bizim bağlantı ucumuzun hangisini hangisine bağladığı önemli değil. 5 ve 6 numara arasına bağlayıp sistemi devreye alacağız birazdan. Yangın topunun bağlantısını da yaptık. Yangın topu bağlantısı bizim panelimizin 5 ve 6 numaralı söndürme çıkışlarına bağlandı. Şu an sistem hazır. Enerjiyi verdiğimiz zaman sistem normal pozisyonda çalışacak. Şimdi enerjisini verelim. Sabit yeşil yandı panelimiz. Yani her bağlantılarda bir sorun yok. Çalışır vaziyette duruyor. Şu an sistem devrede. Eğer enerji kesilse bile sistem çalışmasını sürdürecek. Şimdi mesela enerjisini kesiyoruz. Sistemin enerjisi kesildi. Ama sistem panel hala çalışmasını sürdürüyor. Sadece enerji kesildiğini göstermek için bir görsel işaret veriyor. Enerji kesildiğini gösteriyor. Ama şu an hala panel çalışmasını sürdürüyor. Tekrar enerji verdiğimiz zaman sabit yeşil yanacak, elektrik geldi diye. Tekrar enerjisini verdik. Şu an sabit yeşil yanıyor. Ve sistem çalışır vaziyette duruyor. Yani özetleyecek olursak 220 volt girişi 1 ve 2 numaralı uçlara, lineer kablo girişi 7 ve 8 numaralı uçlara ve söndürme, yani yangın topunun ya da aerosolün bağlanacağı uçta 5 ve 6 numaralı uçlara bağlanıyor ve sistem böylelikle çalışır hale gelmiş oluyor. Şu an sistem çalışır durumda.